Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Corsa'nın mali bilançoları açıklandı. Bilançolarla ilgili biraz yorum yapmak istiyorum ama önce Corsa'nın hangi tür bir iş yaptığına biraz bakalım sizinle. Lastik güçlendirme, kompozit ve inşaat güçlendirme işlemleri yapıyorlarmış. Mesela bu lastik güçlendirme neymiş olayları? Kamyon, otobüs, motosiklet, uçak, lastik ürünlerin uçtan uça çözümler sunuyor. Her 3 otomobil lastiğinden birini Corsa bugün dünyada her 3 otomobil lastiğinden birini pazar payı %33. Her 3 uçak lastiğinden ikisini güçlendirmektedir. Uçak sektöründe pazar payı %66. Güçlü pazar payı. Eğer dedikleri doğruysa pazar payları gayet güçlü. Baktığımız zaman 2014'te gelirleri 2018'de kaç? 4 yılda 1,5 3 2 katından fazla katlanmış. Güzel. Şimdi bağımsız denetim görüşünde KPMG bağımsız denetim mesela bu uluslararası bir bağımsız denetim kuruluşu arkadaşlar. Bunun yaptığı her denetime ben güvenirim. Siz de güvenebilirsiniz. Denetimde şöyle bir olay vardır görüş türünde. Olumlu görüş, olumsuz görüş, sınırlı olumlu görüş ve görüş bildirmekten kaçınma diye 4 tane denetim görüşü vardır. Eğer burada görüş türü olumlu bir görüş türü ise bu şu demek oluyor. Denetim sağlıklı bir şekilde yapılmış. Üst yönetimden bağımsız denetçiye herhangi bir baskı uygulanmamış. Yani neyse şablon o. Yani hiçbir şekilde makyaj falan oynama yok. Şimdi hızlı hızlı buraları atlıyorum. Bunlar çok önemli şeyler değil. Direkt olarak finansal durum maliyet tablosuna gelmek istiyorum. Nakitleri dur bir yandan da hesap makinesini açayım. Bu bize lazım olacak. Birkaç hesaplama yapacağız burada. Kasasında yaklaşık 729 milyon parası var. Tamam. Bir önceki döneme göre kasasındaki parası 6 kat birden artmış arkadaşlar. Aynı konsolide de 31.18 yani 2018'in kapanışında 130 milyon lira parası vardı. Finansal yatırımların çok düşmesi falan çok büyük bir sorun değil. Çünkü kasasındaki parasını çok iyi güçlendirmişler. Ticari alacakları artmış bu dönemde. Tabii ki de bu dönemde biraz ekonomi sıkışıklıktan dolayı, yani nakit sıkışıklığından dolayı daha çok kredili ya da işte emtia satışlar yapmışlar. Örnek veriyorum, çek, bono olur, ne olur? Alacak senedi olur, kredi kartla satış olur. Yani ticari alacaklar şu an elinde parası olmayan ama bir yıldan kısa vadede paraya çevrilebilecek türde nakit ve benzeri argümanlardır. Bu da 1 milyara ulaşmış. İlişkili olmayan ticaret tamam. Şimdi şeye bakalım. Stoklara. Şimdi bakın. Stoklar çok önemli bir mevzu. Stokları ama ben bunu çok yüksek buldum Kortsa'nın. Yani tamam stok elbet olacak ama bu 1 milyar 200 hani elinizdeki tuttuğunuz paranın neredeyse 2 katını stoklara bağlamışsınız. Yani bu demek oluyor ki bence bu stok yönetimi çok güçlü değil. Şöyle ki çünkü stoklarında bir maliyeti var arkadaşlar. Bu stokları nereye koyuyorsunuz? Herhalde bir depo kiralıyorsunuz ya da bir binanın yani şeyini nasıl diyeyim hani depo ve benzeri bir yer kiralıyorsunuz ki orada bütün stoklarınızı oralara koyuyorsunuz. Ya da kendinizin bir binası var onun bir yıpranma payı oluyor. Yani bu stoklar da hani sadece buradaki rakamda durduğu gibi durmuyor. Bir de aynı zamanda onun maliyeti var. Ya bir de stokların değer kaybı oluyor. Aynı zamanda stok değer düşüklüğü karşılığı hesabından bunlara karşılık ayrılması gerekiyorsa o da zarar. Yani bu biraz stokların çok olması beni biraz düşündürdü. Şimdi biraz işitmenin şeyine bakmak istiyorum ben ilk etapta. Dönem varlıklarına baktık. Dönem varlıklarından net çalışma sermayesini şöyle bulacağız. Dönem varlıklar. Net çalışma sermayesini önce onu açıklayayım. Nedir? Net çalışma sermayesi bir firmanın bir yıldan kısa vadeli borçlarını bir yıldan kısa vadeli alacakları ne kadar karşılayabilme gücüdür. Atıyorum size. Sizin küçük rakamlarla konuşacağım biraz. Bir yılda borcunuz 100 lira arkadaşlar. Ama sizin cebinizde de atıyorum 150 lira paranız var. Ne olmuş oluyor bu? Yani siz o borcun 100 lirayı 150 TL ile ödeyebilirsiniz değil mi? Cebinizde 50 lira da kalabilir. İşte bu net çalışma sermayesi. Netten kastımız ne? Elimizdeki brüt paradan borcumuz düştükten sonra net elimizde ne var? 100 borcum vardı, 150 param var. 12'sini düştükten sonra elimde net bir 50 liram var. İşte bu ne demek? Sağlıklı demek. Yani pozitifteyiz. Ha, bu ne kadar yüksek olursa o kadar iyi. Şimdi dönem varlıklarımız ne kadar? 3 milyar.
Şunu yazalım. 3 milyar 0,67 902 nokta 650. Tamam. Eksi. Kısa vade yabancı kaynaklar. Yani kısa vade yükümlülüklerimiz, bizim borçlarımız. Hemen bakıyoruz burada kısa vade yükümlülükler. Şu 2 milyar. Gerçi buradan belli oldu direkt. Net çalışma sermayesi birden büyük. Birden büyük ama onun size sıkıntısını anlatacağım. Evet, elimizde 458 milyon gibi bir para var. Ama şöyle bir durum var burada. Bizim kısa vadeli borçlanmamız direkt olarak 1 milyar 708 iken, hani nasıl anlatayım size bunu? Kısa vadeli borcun çoğu bir yıldan önce ödenmesi gerekiyor. Ama bizim ödeyebileceğimiz elimizdeki para 729, tamam. Nakde çevirebilecek alacaklarımız var, evet, ama biz bunu ne kadar kısa bir sürede çevirebiliriz? Ya da bu bir senelik kısa vadeli alacaklar uzun vadeliye geçer mi? Müşteriler bize ödeyebilir mi bunu? O var. Stoklar ne kadar hızlı erir? Stokların dönme devir süresi ne kadar? Hani aldığınız stoku, aldığınız malı, koyduğunuz stoklarda ne kadar şey boyunca ne kadar süre boyunca satabiliyorsunuz? Elinizden çıkarıp nakde döndürebiliyorsunuz. Bunlar da önemli. Bakıyorum kısa vadede yükümlülükleri artmış. Bir de şöyle bir olay var. 952 milyondan neredeyse 2 kat borçlanmıştı arkadaşlar. Bir de bunların neyi var? Bu kadar borçlanmanın şöyle bir olayı var. Sizin bir de finansman gideriniz olacak borçlanmalarda. Siz bu borcu alıyorsunuz ama bir de finansman gideren kastım da faiz. Bir de bir faiz ödemesi var. Ne olacak? Bu da sizin karlılığınızı etki edecek. Karlılığınızı düşürecek. Yani FABÖK öncesi. FABÖK'ten kastım da faiz vergi öncesi kar. Siz o faiz vergi öncesi karı eğer borçlanmalarla zaten faiz ve vergiden öderseniz, elinizde temettü dağıtabileceğiniz ya da şirketinizin karlılıkla hızlı büyüyebileceğiniz bir para kalmayacak. Bakalım. Para toplam. Tamam. Uzun vadeli. Şimdi şöyle bir şey var. Bir de öz kaynakların borcu olan oranına bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu da bize neyi verecek? Bu da bize şunu verecek. Biz acaba şeylerimizi, kaynaklarımızı, bu bak bunlar bizim arkadaşlar kaynaklarımız, dönem varlığımız, duran varlığımız, bunlar da bizim yükümlülüklerimiz. Yani biz o kaynakları, elimizdeki parayı, duran varlıkları, stokları, binaları, arsaları biz neyle karşılamışız, finanse etmişiz? O çok önemli. Ne kadar öz kaynağımız var, yükseğiz, ne kadar borcumuz var. Şimdi baktığınız zaman bizim toplam kaynaklarımız, yani T tablomuzda bizim bir T tablomuz var. Onu da ben size hemen şöyle göstereyim. Bilanço T tablosu. Şurada bunu biraz büyütelim, büyütebiliyorsam. Burası arkadaşlar bilanço aktif ve pasif. Şimdi toplamımız ne kadarmış? Bak şurada toplam yazıyor. Hemen onu size bir göstereyim. 7 milyar. Bunu hemen yazalım. Bunu sıfırlayalım. 7 milyar 170 624 nokta 333. Doğru mu? Öz kaynağımız bu kadar. Öz kaynağımızdan çıkaralım. 2.819 bize kısa ve uzun vadeli yabancı, yani borçlarımızın toplamını verecek bu rakam. 558.607. Baktığınız zaman arkadaşlar bizim öz sermayemizin neredeyse 1,5 katı kadar. Şimdi öz sermayemiz şu. Şu gördüğünüz rakam. Hemen yan yana getiriyorum rakamları. Öz kaynaklarımız, öz sermayemiz. Borcumuz da bu. Baktığınız zaman rakam olarak tam 2 katı değil ama 1,5 katı, 1,5 katı civarında. Çok yüksek bir şekilde finansal kaldıraçla çalışıyoruz. Bu sorun var. Yani şeyimiz çok kuvvetli değil. Finansal gücümüz çok çok iyi bir konumda değil. Onu söylemek istiyorum. Şimdi bilançoyu okuduk. Bilançoya baktık. Bir de şöyle bir şey var bir de. Borcumuzun ne kadar kısa vadeli yükümlülükler, ne kadar uzun vadeli yükümlülükler. Baktığınız zaman uzun vadeli borçlarımız 1 milyar 741 milyonken kısa vadeli borçlarımız 2 milyar 609. Yani bir seneden daha kısa vadede ödememiz gereken para bu. Her zaman uzun vadeli borçlanmak iyidir.
Hele faiz oranını falan da güzel bir şekilde bankayla, uzun süredir çalıştığınız bankaysa güzel bir borçlanma şeyle, maliyetiyle alabiliyorsanız çok iyi. Ama bu biraz kısa vadeli borç yükünün olması da kötü bir durum. Şimdi bu bilançoya baktığımız arkadaşlar. Bizim bu dönem ayakta dönem ayakta dediğimiz bilanço. Bir de gelir tablosuna bakmamız gerekiyor. Gelir tablosunda firma bize ne diyor? Ona bakalım biraz daha. Gelir tablosunda diyor ki bize firma. 2018'de diyor. 2000, pardon 2019'da diyor. 2018'e göre ben diyor hasılatımı neredeyse 1 milyardan fazla arttırmışım. Evet 1,3 milyon 1 milyar 300 milyon gibi ortalama bir civarda hasılat artışı var burada. Çok güzel. Ama aynı şekilde maliyetlerimiz yerinde saymamış ya da hani onun artış oranıyla daha düşük bir oranda artmamış. Baktığınız zaman arkadaşlar 1200 bu artarken 1 milyarı bu artmış. Yani çok cüzi miktarda artmış. Bu iyi değil. Keşke yani şöyle 2'ye 1 falan oranı olsaydı daha iyi olurdu. Şimdi ne oldu? Bir de şöyle bir şey var. Bizim satışlarımızdan maliyetlerimiz çok yüksek. 5 milyar satmışız. 4 milyarı maliyet. Kaldı elimizde 1 milyardan daha düşük para. Şimdi onlar da gidecek. Şimdi bu bizim brüt karımız. Tamam. Şimdi genel yönetim giderleri 230 milyon arkadaşlar. 230 milyon. Pazarlama giderleri 204 milyon. Hani pazarlama gideni anladık. Malınızı satmak için işte tanıtım, organizasyon olsun falan. Tamam. Ya, bu malı pazarlamak için ne kadar gider varsa, ne kadar piyasada kendinize yer edebilmek için gider yapıyorsunuz anladım. Ama bu genel yönetim gideri bu kadar niye yüksek? Ya da araştırma gelişmeyi neden hiç şey değil? Adam akıllı para ayırmadı. Sadece 10 milyon ayırmışlar arkadaşlar. 10 milyon. Yani 10 milyonun değeri ne ki? Yani bugün baktığınız zaman 3-4 tane sıfır Range Rover parası. Yani hiçbir şey. 10 milyon para ayırmak hiçbir şey. Araştırma yani Ar-Ge'ye önem verme bir firmanın Ar-Ge'ye önem vermediğin resmidir bu rakam. Bana sorarsanız ki ben araştırma gelişmeye önem veren bir firmanın hisse senedi olmak isterim. Sadece al sat yapan bir firmanın değil. Tamam bir bakalım. Faaliyetlerden gelirimiz var. Esas faaliyetlerden yani esas dediği ana faaliyet konumuz. Bizim ana faaliyet konumuz nedir? Lastik güçlendirmeden. Lastik güçlendirmeden bizim faaliyetlerimizden gelirimiz 150 milyon. Bir de giderimiz var aynı lastik güçlendirmeden 75 milyon. Bize ne kaldı? 614 milyon para. Şimdi baktığımız zaman biraz daha şu giderlere düşeceğiz. Finansman giderleri. İşte bakın burada. Size bilançoda bahsetmiştim. İşte o borcun faiz ödemesi. 168 milyon arkadaşlar. 170 milyon bir faiz ödemesi var. Önemli gördüğüm kalemlerden. Ne kaldı bize şimdi? Vergi öncesi kar. Bakın şimdi sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar. Faiz vergi öncesi kar şuydu. 627 milyonda. Faiz vergi öncesi kar. Faizi düştük. Ne kaldı bize? 464 milyon. Bizim vergi giderlerimiz de 85 milyon. Bunları düşelim. Dönem vergi gideri. Geliri yok, gideri var. 54 milyon. Ertelenmiş bir de 31 milyonluk da ertelenmiş vergi gideri varmış. Kaldı bize 378 milyon arkadaşlar. Durdurulan faaliyetler giderler yüksek değil. 152 bin lira o bir şey değil. Baktığımız zaman dönem karı 378 milyon. Şimdi 378 milyon ne? Net kar bölü öz sermaye bölümümüzde öz sermaye karını bulacağız arkadaşlar. Şimdi öz sermayemiz bizim kaçtı? Şu rakamı bir daha buraya yazalım. Yani 5 milyar satıştan 5 milyar satıştan gelip de burada en son 378 milyar yani yarım milyar bile kalmaması maliyetleri çok yüksek maliyetlerle çalışıyor arkadaşlar. Onu belli eder. Şimdi öz sermayemiz ne kadardı bizim? Ona bakmak istiyorum. 2 milyar 819 değil mi? Toplam öz kaynaklar. 2 milyar 819 tamam. Önce şunu bir yazalım. Ne kadar paramız kaldı? Şimdi öz sermaye karlılığını bulacağız. Neredeydi? 378 milyon 487 bin 928 bölü gelelim öz sermayemize 2819 558.607 bu nasıl bir bölüm? 134 çıkmaması lazım. Daha düşük bir sayıyı daha büyük bir sayıya böldüm.
Bir sıkıntı var herhalde. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar, ortamı biz bölelim kabaca. Kabaca 3 milyarımız var. Kabaca 3 milyar bir öz kaynağımız var. Kabaca da bizim 380 milyon gelirimiz var. Neredeyse %12, %13'e tekabül eder. Ya bu nedir? Bizim öz sermaye karlılığımız %12-13 civarında. Enflasyon ne kadar? Açıklanan 12-13 ama enflasyon sepetinde arkadaşlar çoğumuzun kullanmadığı ürünler. Yani ülkede gerçek anlamda enflasyonu şunu anlayabilirsiniz. Vergi harçlara yapılan işte vergi harçlardan kastım ne? Atıyorum size pasaport harcı. Atıyorum size araçların geçiş ücretleri falan. Bunları yapan ortalama zam %25-30 arasında. Ve sizin öz sermaye karınız %12. Enflasyonun bayağı altında. Hani genel bir şey yorum isterseniz eğer ben bunun çok karlı bir firma değil. Hem yüksek bir kaldıraç oranı çalışıyor. Düşük öz sermayesi olmasına rağmen, düşük bir öz kaynağı olmasına rağmen karlılığı düşük öz sermayeye göre yüksek bir karlılığı yok. Maliyetleri çok yüksek. Satışların maliyeti ve de araştırma geliştirmek hiç önem vermiyor arkadaşlar. Hani burada ne kadar da yazsa ki ben işte dünyada şeyim, adını siz söyleyin. Neredeydi o? Lastikte işte güçlendirmede her dünyada 3 otomobil lastiğinden birini, her 3 uçak lastiğinden ikisini güçlendiriyorum diye ben çok şey yapmıyorum. Daha iyi araştırması gerektiğini düşünüyorum. Yani kısacası çok tavsiye etmem bu kağıdı almanızı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer bilgilerimden faydalandıysanız, bilgilerin önemli ve iyi olduğunu düşünüyorsanız, başka insanların da faydalanmasını isterseniz, aynı zamanda da benim de kanalımın büyümesine yardımcı olursanız, daha iyi motivasyonla videolar çekmemi sağlarsanız, şimdiden hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.